Sayın Valim, Sayın Genel Müdürlerim, ilimiz ve ilçemizin çok değerli protokolü, değerli basın mensupları, sevgili sandıklılar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak ilimiz ve ilçelerinde yüksek öğretim sistemi içinde eğitim, öğretim, uygulama ve araştırmaları en üst düzeyde yapmaktayız. 13 fakülte, 5 yüksekokul, 1 konservatuvar ve 15 meslek yüksekokulu ki bir tanesi de değerli sandıklımızda. Bunların içinde 40 bine yakın öğrenci ve 1300 akademik personelle sizlere akademik hizmet vermekteyiz. Bugün özellikle üniversitemiz hakkında özellikle Sandıklı ilçeye ilişkin bir iki cümleyle sizlere bilgi vermek istiyorum. Bugüne kadar üniversite rektörü olarak Ankara'ya gittiğimde ki bir ayağımız Afyonkarahisar'da, bir ayağımız Ankara'da, her gittiğimizde Sayın Bakanımıza uğruyoruz ve elimizi boş çevirmiyorlar. Ve bu nedenle de bugün özellikle sizlere armağanımız olan Sandıklı'daki Afyon Meslek Yüksekokulu, diğer adıyla Yunus Emre Kampüsü'nde inşaatını bitirdiğimiz bina hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Yönetime geldiğimiz bu dönemde ilçelerimizi aynen ilimizde olduğumuz gibi güçlendirdik. 20'ye yakın öğretim üyesi ve elemanı atadık. Sandıklı içinde özellikle termal ve sağlık turizmi açısından Afyon Karahisar ili olduğu gibi ilçemiz de çok önemli hale geldi. Bunun farkındalığını oluşturarak termal sağlık turizme destek vermek üzere Yunus Emre kampüsümüzdeki binayı ortaya koyduk. İçimizden Murat Cem Turan isimli hayırsever hemşerimiz binanın kaba inşaatını yaptı. Ardından biz bir ihaleyle 1 milyon 250 bin TL harcayarak binayı eğitime hazır hale getirdik. Bina 20 derslik, 16 akademik personel odası ve tamamlayıcı odalar, bir konferans salonu ve yine diğer hizmetlerin tamamlanacağı birimlerden oluşuyor. Bilindiği üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde toplam 5 kampüs bulunmaktadır. 3'ü şehir merkezinde, 2 tanesi de ilçelerde. İşte Yunus Emre kampüsümüz Sandıklı ilçemizdedir. O nedenle hem ben bu inşaat ve bu tesisler nedeniyle sizlere hayırlı olsun derken özellikle Sandıklı Meslek Yüksekokulu öğrencilerimize de misafir gibi görmenizi, ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmanızı özellikle rica ediyorum. Çünkü üniversitemize gelen diğer illerden gelen öğrenciler bizim misafirlerimizdir. Bütün konuşmalarında ifade ettiğim gibi Sandıklı'da da 1000 dolayında öğrencimiz var ve çoğu da değişik illerimizdendir. O nedenle onlar bizim buradaki günlük hayatımızın kültür elçileri gibidir. Eğitimlerini alıp ülke sathına yayılacaklardır. O nedenle bunlara gereken özellikle konaklama, günlük güvenlik, barınma gibi genellikle belediyemiz ve kaymakamlığımız gerekeni yapıyor ama vatandaşlar olarak da özel yurt ve pansiyonlarda kendilerine olabildiğince centilmenliğimizi, yakınlığımızı, misafirliğimizi gösterelim istiyorum. Önümüzdeki dönemde biten inşaat tesisimizde inşallah Sandıklı'ya uygun bölümleri açmaya gayret edeceğiz. Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yazılarımızı hazırladık. Şimdi Sayın Bakanımız da bilgi vereceklerdir. Biz ne söz verdiysek elbette yerine getireceğiz. Ancak Yükseköğretim Kurulu'nun ülke genelinde aldığı bazı kararlar var. Ama ilçemiz güzel, binamız güzel. Kurallara uygun olduğu takdirde, mevzuatın uygun olduğu şekliyle sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle Sayın Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu hocama gerçekten huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Her gittiğimde elimi boş çevirmediler ve bundan sonraki çalışmalarda da inşallah elimizden geleni yapacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.